Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. NATO'dan Rusya açıklaması. Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplantısının ardından NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer basın toplantısı düzenledi. Bauer, NATO'nun askeri planlarıyla ittifak üyesi ülkelerin ulusal askeri planlarının entegre edilmek istendiğini belirterek, "Bugün ittifak üye ülkelerinin genelkurmay başkanları ilk kez NATO ve ulusal düzeylerde askeri planlamalar için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. NATO ortak savunma için yeni bir çağ başlatıyor. Buna hazırız. Bu sabah Sayın Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in de dediği gibi ittifakımızın son 10 yılda ve hatta son 1 yılda dönüşümü kayda değer olmuştur. Ama hedefe varmış değiliz. Vilnius kapsamında ulusal askeri planlarını fazla hatta daha fazla NATO askeri planlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Güçlerimizi çok daha hızlı operasyonel hale getireceğiz. Daha fazla askeri güç üretip tüm NATO topraklarında daha aktif hale getireceğiz," dedi. NATO'nun yeni bir ortak savunma çağına girme politikası hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Bauer, "Bugün daha güçlü bir komuta ve daha güçlü bir kontrol kapasitesine olan ihtiyacımızı ele aldık. Sayıları ve ekipmanları tüm bölgelerde ve tüm alanlarda ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz. Unutmamalıyız ki bu çalışma hala devam ediyor. Meyvelerini de önümüzdeki aylarda Vilnius'taki devlet ve hükümet başkanları zirvesinde verecektir. İttifakın siyasi iradesiyle bu kapasite artırımı istemesi gerekiyor. Bu hiç olmadığı kadar önemlidir," dedi. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın NATO politikalarını belirleyici şekilde etkilediğini söyleyen Bauer, "Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve Euro-Atlantik bölgenin güvenliği üzerindeki tehdidi onlarca yıldan beri en yüksek seviyede. Moskova'nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15. ayına giriyor. Ukrayna halkı ve Ukrayna ordusu bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ukraynalı meslektaşlarımız son duruma ilişkin detaylı raporlar sundular. NATO ne kadar gerekirse Ukrayna'yı o kadar destekleyecektir. Rusya uluslararası düzeni sarsmıştır. Maalesef bu durum bizi ortak savunma çağına itmiştir. Biz değil rakiplerimiz bu gündemi belirlemektir. NATO ve ittifak üyelerinin askeri planlarını uyumlaştırmasıyla hepimiz aynı pusulayı izleyeceğiz," ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.